bir dikdörtgenin alanı nasıl 21 kare olur? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Hemen bakalım. Ya yani bu kenara ne diyeyim ben? Kısa kenara 1 desem buna 20 desem 1 kere 20 20 olabilir. 1 çarpı 20 olabilir. 2 çarpı ne olabilir? 10 olabilir. Başka 4 çarpı 5 olabilir. İşte açık bir şekilde. Bu 1 ile 20 çarpanı ayrıca 20'nin de yani bölenler bölenleri. 20 20'ye bölünür, 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 10'a bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür. Çarpanla bölen aynı şeydir arkadaşlar. Türkiye'nin çölleşmesini önleme çalışmaları kapsamında bir kampanya düzenlenecek ve her okula 12 tane fidan dikilecektir. Düzenlenecek kampanya için ağaçlandırma bölgeleri dörtgen şeklinde zeminler olarak planlanmıştır. Dikilecek her bir fidan 1 metrekarelik alana sahip olacaktır. Fidanları bölgeleri yerleştirecek farklı kenar uzunluklarına göre elde edildim diyor. Yani 12 metrekareyi nasıl elde ederim diyor. Az önceki gibi e 12 olabilir. Ya da şöyle diyelim 1 çarpı 12 olabilir. 2 çarpı 6 olabilir. Ya da 3'e 4 olabilir. Bu kenar uzunluklarında olabilir bunlar. Evet az önceki dediğimiz gibi bu 12 oluşturan sayıların çarpım şeklinde yazılan bunlara çarpan deniyor. Ayrıca her çarpan bir böleni oluyor. Biz demiştik zaten. 150 doğal sayısının 150 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulunuz. Bulmaya çalışalım. İlk başta 1 çarpı 150 efsane kolay başlangıç. 2 çarpı 75 sonu 0 olduğu için 2'ye bölünür dedik. Ne diyelim başka? 3 çarpı 50 4 olmaz ama 5 çarpı 30 olur. 6'ya bölünür. Hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa bir sayı 6'ya bölünür bu arada. O zaman 6 çarpı 25 olduğunu keşfederiz. 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünmez ama 10 çarpı 15 olur. Yeter bitti. İşte bunlar. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 da orada 12 taneymiş. 40 sayısının çift olan doğal sayı çarpanları. 40'ın bütün çarpanlarını bulalım biz. 1 çarpı 40. 2 çarpı 20. 4 çarpı 10. 5 çarpı 8 bitti. Şimdi çift diyorsa bana 2 olur. 4 olur. 8, 10, 20 ve 40 olur. Bunları topla diyor. 40, 20 daha 60, 10 daha 70, 78, 2 daha 80 ama bir de 14 varmış burada. 80, 14 daha 94 olur arkadaşım. Bakalım. Ha, alıştırma herhalde bu da. Açta cümlelerde boş bakan yerle uygun federeniz. Bir sayının çarp, fanına aynı zamanda o sayının neyi denir arkadaşlar? Böyle ne denir? Böyle Bir doğal sayı herhangi bir doğal sayıyla çarparak bulduğumuz çarpımı o sayının çarpımı denir. Çarpımı denir. Sonucu denir. Yani ne bileyim. 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları diyor. 60 sayısının 5 ile 40 arasındaki çarpanları bir bakalım. 1 çarpı 60 desem bu aralıkta değil. 2 çarpı 30 desem aha bir tane çıktı. Nedir? 30. 3 çarpı 20 desem aha bir de 20 çıktı. 20. 4 çarpı 15 desem aha bir de 15 çıktı. Devam ediyoruz. Devam ediyor. 4'ten sonra 5 çarpı 12 desem 12 var. Başka 5 çarpı 12'den başka ne olabilir? Ha 5 6 çarpı 10 desek 6 da olur, 10 da olur. Evet bu kadar ancadır. Kaan biriktirdiği parasıyla 48 tane roman almıştır. Kaan bu romanları arkadaşlarına hiç sayıda hediye etmek istiyor. O zaman arkadaşlar iş sayıda elde etmek istiyorsa iş sayıda bölmesi lazım. Tam bölünenleri soruyor. Bölenlerini soruyor. Ya da işte çarpanlarını soruyor. Her şey diyebilirsiniz. Bakalım şimdi. 48 ne olabilir? 1 çarpı 48 olabilir. 2 çarpı 24 olabilir. 3 çarpı 16 olabilir. Başka 4 çarpı 12. 5 olmaz ama 6 çarpı 8 olabilir. Kaç farklı şekilde oldu gördüğünüz gibi? 4 burada 6 da burada. 10 farklı şekilde dağıtabilir. İster 1 1 dağıtır ister 48 48 24 24 anlatabildim değil mi? Devam edelim diğer soruya. Eşleştiriniz diyor. Birbirinin çarpanı veya katı olursa. 5'in katı bir kere 15 olduğu belli. 12 ile 24 olabilir ama şu diğerlerine bakalım. 8 16 9 18 diyelim. 7 ile 21 evet 12 ile de 24'müş gerçekten. 36 garibim yalnız kaldı orada. Doğruysa doğru, yanlışsa yanlış diyelim diyor. 9'un 60'tan küçük katları 9, 18, 27, 36, 45, 54 doğrudur bu. 11'in 2 basamaklı katları 22, 34, 44 doğru gibi gözüküyor ama 11'in 1 katını eksik yazmışlar. Yani 11, 22, 33 demesi lazımdı. Bence yanlış. 25 sayısının çarpanları 1, 5, 15, 25'tir ama 15, 25'in bir çarpan değil ki. 1, 5 ve 25 var sadece. Yani bu yanlış. 36 sayısının bölenleri 1, 2 bakalım. 1 çarpı 36 olabilir. 2 çarpı 18 olabilir. 3 çarpı 12 olabilir. 4 çarpı 9 olabilir. Bakalım. Bir de 6 çarpı 6 olabilir. 1 ile 36'yı yapmışlar. 36 ile 1. 2 ile 18 yapmışlar. 3 ile 12, 4 ile 9, 6 ile 6. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Şu soruya bakalım bir de. Örneğin uzunluğu verilmişti. Bu uzunluğu veren sayının çarpanlardan kaç tanesi tek sayıdır? Bakalım. 1 çarpı 32, 2 çarpı 16, 4 çarpı 8. Hepsini bulduk. Bunların içinde sadece tek olan bir tane var. Onu soruyor. Kaç tanedir? Diyor. 110 sayısının bölenlerde kaç tanesi rakamdır? Bakın rakam neydi? 0'dan 9'a kadar olan sembollerde değil mi? Ne olabilir? 1 çarpı 110. 2 çarpı 55. 3 olmaz. 4 olmaz. 5 çarpı. 0'ı sil 2 ile çarp. 5 çarpı 22. Bundan sonra ne olabilir? 6 olmaz. 7 olmaz. 8, 9 10 çarpı olur. 10 çarpı 11. Yalnız bunlar rakam değil. Rakam olan kaç tane var bunların içinde? 1, 2 ve 5. Yani 3 tane var. Bakalım. 7'nin 50'den küçük katları diyor. Şimdi 7, 14, 21, 28 demesi lazımdı. 28 burada bir hata var. 7, 14, 21 demesi lazımdı. Burada bir hata var. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Büyük ihtimal cevap C ındır. Şimdi bakalım. 1 ile 96, 48'e neyin çarpımıdır? 2'nin. Sonra 3 ile 96'yı bir 3'e bölelim. 96'yı bir 3'e bölelim. 3 kere 3, 9. 0, 6, 32. 3 ile ne oluyormuş? 32, 96 yapıyormuş. Sonra 24 ile büyük ihtimal 4'ün çarpımı 96 yapar. 6 ile 16 bir de 12. 96'yı bir de 12'ye bir Neymiş acaba? Bakalım. 6'dan fazlaysa büyük ihtimal 8 olacak. 8 kere 2, 16 de var. 1, 8 kere 2, 9. Evet 8'miş. Burası da 8. Boşluğa gelecek sayıların toplamı nedir diyor. Bakalım. 32, 8 daha 40, 44, 2 daha 46'dır canlar. Aha. Yeni konumuza yeni geçtik. Ne? 2'ye ee, bölünebilme kuralı. 2'ye bölünebilme kuralı sayın kaç basamakla olursa olsun. Son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 yani çift rakamlar olması lazım. Yani ne olacak? 2483 dedim misal. Bu sayı 2'ye bölüyorum deyince son basamağa bakarım. 3 bölünmez. Kalan nedir? kalan birdir diyeceğim. Misal bölünmez kalan birdir dersin. Mesela 384. Hemen bu sayı bölünüyor mu bölünmüyor mu bakmak için ne dersin? Son basıma bakarım öğretmenim. E baktık ne olacak? 4 çift 2'ye bölünür gibi. Basamaklarındaki rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı ise sayılar 3'e kalansız bölünebilir. Yani sayının bütün rakamlarını toplayacağız. Toplayalım bakalım. 1, 3, 4, 2, 1 dedik misal. Bu sayı 3'e bölünür mü? Size pratik vereyim mi? Zaten 3'ün katı olan sayıları e, kayla almayalım toplarken. Şu 3'ü silelim. Misal 4, 2 daha kaç yapar? 6 yapar. Onu da silelim. Ne kaldı geriye? 1, 1 daha 2. O zaman kalan nedir? 2'dir arkadaşlar deriz. Misal 1453. Evet 3'ü silelim. Hiç kayla almayalım. 5, 4 daha ne yapar? 9 yapar. Kalan nedir? 1'dir. Bu da bölünmedi. Misal 111 bölünür mü derim. 111, 1, 2, 3. Aha bölünüyor. Rakamların toplamı 3. Misal 246 bölünür mü desek. 4, 2 daha 6. 6 daha 12 olur. Bu 4 basamaklı sayının bilir. Basama 3'ten büyükmüş. Ve 2 ile bölünüyormuş. Ya yani 2 ile bölünebilmesi neydi? Sonunun çift olması gerekiyordu. O zaman ne yaparız biz? Bunun sonunu çift yaparız. Sıfırdan 2 olamaz. Hani 3'ten büyükse madem. 4 olabilir, 6 olabilir, 8 olabilir deriz 2'ye bölünüyorsa. 3 farklı değer alıyor yani. Sonra bakalım bir sonraki soruya. Ceren aklında tuttu sayı bulmaları için arkadaşlar ipucu veriyormuş. İpuçları neymiş? 3'ten 3'e tam bölünüyormuş. Bir basamanda 5 e, basamağı varmış. 3 basamaklıymış. Şuraya bir 5 yazak. Onlar basamanda 6 varmış. 3'e de bölünüyorsa bu rakamların toplamı 3'ü 3'ün katı olacak. 5 e, daha 11, 1 daha 12. Pratiğimiz şudur arkadaşlar. Birinciyi bulduktan sonra sayıyı 3 arttırın. Burası 1'i 3 arttırsak ne olur? 4. 4 olsa da olur. İsterseniz bakın 6, 4 daha 10, 5 daha 15 oluyor. Bir 3 daha arttırın. 7. Bu sayılar 1, 4 ve 7 olabilir diyoruz. Bir sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünüyorsa 6'ya bölünüyordur. 6'ya bölünebilme kuralı neymiş? 2 ile 3'e bölünecek demek demekmiş. 96 sayısı bölünür mü? 96 sayısının sonu çift olduğu için 2'ye bölünür. Rakamlar topladığında 15 yapıyor. 15 de 3'ün katı olduğu için e, o da ne oluyor? 3'e bölünüyor. Dolayısıyla hem 2 hem 3'e bölünüyorsa o sayı 6'ya bölünüyor deriz yani. 4 basamaklı şu sayı 6 ile kalansı bölünebiliyormuş. Zaten sonuna bakarım. 2'ye bölünüyor. Demek ki bu 3'e de bölünecek derim. Sonra toplarım. 6, 4 daha 12 daha 12. 12 zaten 3'ün katı. Demek ki 0 versem de olur. 0 versem oluyorsa 3 versem de olur. 6 versem de olur. 9 versem de olur. Rakamları farklı demediyse bunların hepsi olur derim. 3078 sayısının hangi iki rakamının yerleri değiştirse elde edilen yeni sayı 6 ile tam bölünemez diyor. Şimdi sonunu Rakamların toplamı zaten gördüğünüz gibi 18 yapıyor. 3'ün katı. 3 ile bizim alakamız yok artık. İstediğin kadar rakamların yerlerini değiştir. Zaten rakamların toplamı yine aynı olur. O yüzden biz son 2'ye bölünebilmeye bakalım. Yani bu 8'in yerine 3 ve 7 gelirse olmaz. Yani 3 ile 8 yer değiştirirse olmaz. Sonu tek olur. Bir de 7 ile 8 yer değiştirirse olmaz deriz. Bölünemez. Çünkü 2'ye bölünemezler o zaman. Sonu tek olur. Düşünsene şurası 3 olduğunu. sayı ne kadar büyük olursa olsun 4'e bölünebilme kuralı dediğinde son iki basamağına bakılır. Son iki basamağı 4'ün katıysa o sayı 4'e bölünür deriz. 28 misal bu, bu soruda 28. 28 4'ün 7 katı o zaman 28 4'e bölünüyorsa 128 de 4'e bölünür deriz. 5'e bölünebilme kuralı nedir? 5'e bölünebilme kuralı da sonu ya 0 olacak ya da 5 olacak. Hani 5 5 sayın dediğimizde ne dersiniz? 5 10 15 20 bakın bir 0 oluyor bir 5 oluyor sonu. Ha demek ki sonu 0 ya da 5 olacak. Hadi olmazsa. Mesela 143'ün 5'e bölümünden kalan kaçtır dersem hemen 3'tür diyeceğim 167'nin 5'e bölümünden kalan kaçtır dediğimde sona bakarız. 5'i kaç geçti? 2. Kalan 2'dir diyeceğiz. 4 basamaklı şu sayısı 4 tam bölünebiliyor. 4 tam bölünebiliyorsa düşünsenize 60 olsa bölünür yani 4 kere 15 60 yani 60 olabilir son iki basamağı 64 olabilir bir de 68 olabilir o zaman üçgen yerine ne gelebilir 0 4 veya 8 gelebilir rakamlar farklı demediği için hepsini yazabiliriz yani 6, 9 0, üçgen sayısı 5 ile kalansız bölünebilen rakamlar farklı diyor o zaman 5'e bölünebilme kuralımız neydi? Sonu ya 0 olacaktı ya 5 olacaktı. Ama burada 0'ı kullandılar. 0 olamaz. O zaman oraya yazılabilecek rakam nedir? 5'tir. ile bölünebilme kuralı şeye benzer. 3'e benzer. 3'e neydi bölünebilme kuralı? Rakamların toplamı 3 üç ve 3'ün katıydı. 9'a bölünebilme kuralı da rakamların toplamı 9 dokuz ve 9'un katı olacak. Bakalım 9'un katı mı? 5, 7 daha 12, 6 daha 18. 9'un katı mı 18? Evet 9'un kaç katı? 2 katı. O zaman bu sayıda 9'a bölünür deriz. Bazen 123 misal. Bu sayıda da toplayacağım 9'un katını bakacağım. E, rakamları topladım 6. 9 bile etmedi. O zaman siz diyeceksiniz ki bunun 9'a bölümden kalan 6'dır diyeceksiniz. 3526 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaç olduğunu bulunuz. Şimdi başlayalım toplamaya. 6, 2 daha 8, 8, 3 daha 11, 5 daha 16. 16, 9'a bölünmez. 9'u kaç geçti peki? Kalan o olur. 9'u kaç geçti? 7 geçti. Demek ki kalan nedir diyeceksiniz? 7'dir diyeceksiniz. 6 üçgen kutucuk 5 4 basamaklı sayısı 9 ile kalansız bölünebilmektedir. Önce 5 ile 6'yı toplayın 11. 11'e ne eklersem 18 olur misal. Bu üçgenle kutucuk 7 olabilir. 7 olması için 0 ile 7, 1'len 6, 2 ile 5, 3 ile 4 olabilir. Ya da bunlar yer değişir. Peki 11'den 11 olmuştu 5, 6 ile toplam 27 olsaydı ne olur deriz. 16 eklememiz lazım. 16 eklersek de 9'un katı oluyor. O zaman 16 olması için bir kere 9'dan 7 verebilirim. Bir de 8'den 8 sekiz. ya da 7 ile 9 da olabilirdi. Yer değiştirebilirdim. İşte bunlar gelebilir deriz. 10'a bölünebilme kuralı ise en lezzetlilerinden. Sonu 0 ise 10'a bölünür. 0 değilse bölünmez. Peki 1453 dedik gene. 1453 bunu 10'a bölümden kalan nedir dediğinde direkt 3'tür diyeceksiniz. 4 basamaklı 10'a tam bölen rakamları farklı en büyük sayı. En büyük sayı deyince ben 9, rakamlar farklı deyince 8, 7. Bir de 10'a bölünmesi için sonuna ne derim? 0. İşte en büyük sayı budur rakamlar farklı olan. Bir sayının 10'a bölünüp bölünmedi, çarpımın 10'a bölünüp bölünmediğini anlamak için sadece son basamaklarını çarpsak yeter. Çünkü biz sadece son basamağa bakıyoruz. 1 kere 2, 2, 2 kere 8, 16. 6 ile biten çok basamaklı bir sayı olur bu. 6 ile bitiyorsa da kalan nedir ona bölümünden? 6'dır. Konu değerlendirmeye geçti. Konu bitiyor. Yaşasın. Boş bırakan yerleri doğru ifadeleri yazınız diyor. Bir doğal sayının böleni aynı zamanda o doğal sayının neyidir? Çarpanıdır arkadaşlar. Bölenle çarpan hemen hemen aynı dedi. Birer basamadaki rakamı 5'e kalansı bölünebilmesi için 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünebilir. Burada da 6'ya bölünebilmeyi diyor. 6'ya bölünebilmeyi diyorsa bir sayı hem 2 hem de 3 ile bölünüyorsa o sayı 6'ya bölünür deriz. Mustafa'nın bir miktar cevizi vardır. Cevizlerin sayısı 50'den fazla ve 6 ile bölünebilen 2 basamaklı sayılar. 6 kere 9 nedir? 54. 54'ten başlayıp 6 6 artsan yeter. 2 basamaklı olacak ama. 60, 66, 72, 78, 84, 90 ve 96. Bu sayılar olabilir o zaman. 6'ya bölünen ve 50'den büyük olan. 4 basamaklı 5 üçgen 6 yuvarlak sayısı hem 3'e hem de 9'a kalansı bölünebiliyor. Zaten arkadaşlar bir sayının rakamları toplamı 9'un katıysa 3'ün de katıdır. O zaman 3'e bölünebilmeyi boş verin. Siz direkt 9'a bölünebiliyor mu yapın? 5 6 daha ne yapar? 11. 11'e ne eklersem 18 olur. 7. Bu sorunun aynısını çözmüştük hatırlarsanız. 7 olmaz için ne olabilir? 0'a 7, 1'e 6, 2'ye 5, 3'e 4 ya da bunların yer değişmiş hali. Yani 4'e 3 gibi gibi gider. Ya da 18 yapmayalım da 27 olsun toplamı demiştik. Ne olabilir o zaman burası? 16. 16 olmaz için 9'a 7, 8'e 8 ya da 7'ye 9 ters çevirdik. Bunlar olabilir. Gelecek değerleri bulunuz demiş. Doğruysa D, yanlışsa Y yazacağız. 4 ve 5 sayısı 20'nin bölenleridir. 20, 20 4'e bölünür mü? Evet. 5'e bölünür mü? Evet. Bu doğrudur o zaman. Tek doğal sayıyla 2 ile kalansız bölünür. Hayır tam tersi. 2'ye bölünemeyenlere tek deriz biz. Bu yanlış. Bütün 3 basamak sayılar 3 ile kalansız bölünebilir. İyi o zaman 100 bölünsün. Hani bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman bu yanlış. Son rakamı 0 olan sayılar 5'e kalansız bölünür. Doğru. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Sonu 0 ya da 5 olmalıydı canlar. 4 basamaklı şu sayısı 3 ile tam bölünüp 9 ile bölünmediğine göre. Tamam bakalım. Ee, 3, 4 daha 7. Şurayı topluyoruz. Bir daha 8. Bir daha olursa 9 olur. Ama 9 olursa 9'a da bölünür. 1 olmasın. 3 arttır. 1'i 3 arttırsam 4. 3 arttırsam 7. Bu değerlerin toplamı nedir diyor. 7, 4 daha kaç yapar? 11 yapar. 1 niye olmadı arkadaşlar? Bir daha anlatayım. 1 verseydim rakamların toplamı 9 yapıyordu. 9'a da bölünüyordu. Burada 9'a bölünmeyecek diyor. Yukarıda bazı sayılar ve bu sayıdan çarpanlar verilmiştir. Tabloya göre sayıdan eksik çarpan verilmiştir diyor. 5'in çarpanları nedir? 1 ile 5 doğru. 12'nin çarpanları sanki 4 de olmalıydı. Hatta 12, 12'ye de bölünmeliydi. Bu eksik verilmiş. 19 zaten asal bir sayı. İleride öğreneceksiniz. Sadece kendisine ve 1'e bölünebilir. 25 ile 1, 5, 25. Cevap neydi o zaman? 12 olur. bu sayı 4 basamaklı 3 ile tam bölünebildiğine göre rakamların toplamı ne olacak o zaman? 3 ve 3'ün katı olacak. 5, 6 daha 11, 2 daha 13, 13, 14, 15. Yani 2 olabilir. Birinciyi bulduktan sonra 3 arttır 5 olabilir. 3 arttır 8 olabilir. Rakamlar farklı dememiş. O zaman kaç farklı sayı yazılabilir buraya? 3 farklı sayı yazılabilir. Yukarı tablo verilen sayıların 4 ile kalansız bölünemeyenlerin. O zaman son iki basamaklarına bakalım. 12 ne olur? 4'e bölünür. 52 ne olur? 40 çık içinden 12. 12 de 4, bu 4'e bölünebilir. 26, 24 olsaydı bölünür. Demek ki bu bölünemiyor. 96, 80 çıksam içinden 16 kalır. Evet 4'e bölünür. 10, 14'e bölünmez. Bu sayıyı alacağız. 0, 4, 4'e bölünür. Gitti. 4'e bölünmeyen. 0, 1, 4'e bölünmez. O zaman bu sayıyı alalım. 400, 4'e bölünür. 100 olur. 27 4'e bölünmez dedik. İşte bu bölünemeyenleri toplayacaksınız. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Başarılarınızın devam diliyor. Gözlerinizi öpüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.